Temmuz Perşembe akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, Türkiye ve dünyaya dair gündem maddeleriyle karşınızda olacağız sevgili seyirciler. Yayınlarımızı karasal yayının haricinde etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfasından canlı olarak seyredebilir. Facebook sayfamızdan düşüncelerinizi, görüş ve önerilerinizi, haberlerimizin içeriğine dair yorumlarınızı saygı çerçeveleri içerisinde kalmak koşuluyla paylaşabilir. Bizler de ekranlarımız aracılığıyla tüm izleyenlerimize ulaştırabiliriz dedikten sonra ilk haberimizden haber bültenimize başlıyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Şehzadereli ilçesindeki bir mobilya fabrikasında dün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 104 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı mahallesinde bulunan bir mobilya fabrikasında akşam yemeği yiyen bazı işçiler rahatsızlandı. 92 işçi 112 acil servis ekiplerince 12 işçi ise kendi imkanlarıyla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle Manisa Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Özel Grant Medical Hastanesi ve Özel 8 Eylül Hastanesi'ne kaldırılan toplam 104 işçinin tedavisi devam ederken, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan dün akşam yemeği menüsünde ezogelin çorba, çökertme kebabı, peynirli erişte ve ayran bulunduğu öğrenilirken fabrika önünde 2 adet 112 acil servis ambulansı ve 1 UMKE ekibi de tedbir amaçlı bekletiliyor. Zehirlenme şüphesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Acil şifalar diliyoruz. Sevgili seyirciler, ulusal gündemde Merkez Bankası yıl sonu anketinde tahminini açıkladı enflasyona dair ve Merkez Bankası'nın yıl sonundaki tahmini enflasyonu 13.8 çıktı. Yani %13.8 ile ülkeyi yıl sonunda enflasyonu kapatmış olacağız dedi. Ve dolar tahminini de 5 liranın üzerinde gerçekleştirdi Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın bu açıklamasının hemen ardından dolar an itibariyle 4 lira 82 kuruştan işlem görüyor. Merkez Bankası ve ekonomiye dair bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Sevgili seyirciler, Ankara'da trafik kazası geçiren ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybeden Assubay Muhammed Aktun'a memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Harita teknisini Assubay Üst Çavuş Muhammed Aktun'a Ankara'da bir hafta önce arkadaşlarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Salihlili Assubay Üstçavuş Muhammed Aktun'a bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Assubay Muhammed Aktun'a için memleketi Salihli'de cenaze töreni düzenlendi. Hamidiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Çakallar Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, görev yaptığı silah arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dün akşam ana haber bülteninde de şehit olduğunu aktarmıştık değerli şehidimizin. Bir kez daha değerli şehidimizin mekan cennet olsun. Sadece sevenlerine değil tüm ülkeye, tüm Manisa'ya başsağlığı dileklerimizi de ana haber bültenimiz içerisinden aktarmış olalım. Sevgili seyirciler, İstanbul Polisi bugün öğleden sonraki saatlerde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Çeçen asıllı bir kadın yakalandı. Neden bu kadar önemli kılıyor İstanbul Polisi'nce bu kadının yakalanması? İsmi Seda Dudurkayev sevgili seyirciler. Seda Dudurkayev Çeçenistan'daki bir bakanın kızı.
Fakat IŞİD'e katılıyor 3 yıl önce ve IŞİD'e katıldığı için Çeçen lider tarafından babası bakanlıktan azlediliyor. Çeçenistan bir anda karışıyor. IŞİD'e katıldıktan sonra da IŞİD terör örgütünün önde gelen bir yöneticisinin sağ koluyla evleniyor. Fakat güzelliğinden dolayı o yönetici sağ kolunun eşini hani kıskanıyor ve iddialara göre sağ kolunu öldürüyor. Seda Dudurkayev ile IŞİD'in o üst yöneticisi, üst yönetici terörist evleniyor. Bu sebepten dolayı IŞİD de karışıyor. En son İstanbul'da, bugün öğleden sonraki saatlerde İstanbul polisinin başarılı bir operasyonuyla yakalandı. Çeçen lider 3 yıl önce yapmış olduğu açıklamada Seda Dudurkayev'in yakalanıp tekrar Çeçenistan'a getirilmesi bizler için onur meselesidir diye de çok sert bir açıklama yapmıştı. Yani önce Çeçenistan'ı ardından IŞİD terör örgütünü karıştıran bir kadını acilen bir suçluyu, daha doğrusu kadın erkek fark etmiyor, bir suçluyu acilen ülkesine gönderelim. Zaten bizim karışıklığımız yeterince var, bir de başımıza onu çıkartmayalım. Sevgili seyirciler, uzun süredir sallanan Kemalpınar İlköğretim Okulu depreme dayanıklı olmadığı için yıkılıyor. Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan hayırsever çocukların babaları adına 1985 yılında yaptırdıkları Kemalpınar İlköğretim Okulu uzun süredir sallanıyordu. Okul yönetiminin ve mahalle muhtarının bu konuyu yetkili makamlara taşımasının ardından okula depreme dayanıklılık testi yapıldı. 3 ay süren depreme dayanıklılık testi sonrası test olumsuz çıkınca 33 yıllık okulun yıkılmasına karar verildi. Birkaç gün önce yıkım çalışmalarına başlanan okulun 507 öğrencisi eğitimine mahallede başka okul olmadığı için Ahmet Supi Şehit Okulu'nda devam edecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Barbaros Mahalle Muhtarı Siyam Alak, okulun yıkım aşamasının bitmesinin ardından 6 ay sonra kendilerine teslim edileceğini belirtti. Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz, bu konuyla ilgili bir deprem testleri yaptık bu okulla ilgili. Tabii bu öğrenci sayımızda 507 öğrenci sayımız var. Deprem testleri 2-3 ay sürdü. 2-3 ay içerisinde deprem testlerinde olumsuz depreme dayanıksız çıktı. Depreme dayanıksız çıkınca bu yıkım kararı alındı. Tabii bu okulun 24 derslik okul olacak. Tabii daha güzel modern okul olacak. 1700 metrekare bir yerimiz var. 1700 metrekare. Bir de muhtarlığı yıktık. Muhtarlığın orayı da 300 metre dolu. Daha edersek 2000 kusur metre olur. Çocukların nefes alabileceği daha güzel modern okul. Bizim çocukların sağlık açısından, okuyabilmesi için, öğretmenler açısından inşallah dediler, sezonu yetişmezse sezon sonuna kadar yetişeceğini söylediler. Temennimiz bir an önce okulun başlayıp vatandaşlarımızın mağduriyeti gidermek amacına çalışıyoruz. Ve sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi cephesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü başkan seçimli kurultay düzenlenmesi için pazartesi gününden itibaren kurultay delegeleri arasında imza verme, kurultay gerçekleşsin tarzında imza toplama başlamıştı. Ve şu anda sevgili seyirciler, telefondan bakıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplanılan imza sayısı 564'e ulaştı. Yarıdan bir fazlasının imzasının toplanması gerekiyor ki olağanüstü başkan seçimli kurultaya gidilsin. Yani son 61 imza kaldı ve 10 günleri kaldı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegelerinin. Yani 4 gün içerisinde 564 imzaya ulaşılmış ve 61 imza kalmış. 61 imzada toplandığı takdirde 10 gün daha zaman dilimi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde başkan seçimli olağanüstü kurultaya gidilecek sevgili seyirciler. Bugün bir imza desteği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz dönem milletvekili olan, bu dönem milletvekili gösterilmeyen fakat parti meclis üyesi ve Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Eren Erdem'den geldi. Eren Erdem de "Benim başım kel mi?" başlığıyla yazmış olduğu yazıyla "Değişime destek veriyorum" dedi. İmzam kurultaya gidilip başkanlık seçiminin gerçekleştirilmesi dedi. Bu bilgiyi de Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi'nin "Şehzadeler Hep Yanınızda" projesi kapsamında başlattığı evde bakım hizmetleri yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Başkan Zürban Karim Çelik aynı zamanda... Allah razı olsun. Evet.
İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla Şehzadeler Belediyesi tarafından başlatılan Şehzadeler Hep Yanınızda projesi kapsamında yürütülen evde bakım hizmetleri takdir topluyor. Şehzadelerin 67 mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine her ay düzenli olarak temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ramazan Şevik, Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak evde bakım hizmetlerimiz başladığı günden beri evde temizlik ekibimiz her gün hizmetlerini ve kalitesini arttırarak devam etmektedir. Şehzadeler bölgesinde yaşayan 67 mahallemizde oturan 65 yaşını geçmiş ihtiyaç sahibi olan kendi imkanlarıyla evini temizleyemeyen engelli vatandaşlarımızın da evlerine her ay giderek temizlik yapıyoruz dedi. Şehzadeler Belediyesi olarak 67 mahallede yaşayan 171 bin vatandaşın yüreklerine dokunan projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın yüreklerine dokunmaya devam ediyoruz. Şehzadeler Hep Yanınızda projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz evde bakım hizmetleri çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan projemiz kapsamında bugüne kadar belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi, engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan büyüklerimizin evlerini ziyaret ediyor ve her ay düzenli olarak evlerini baştan başa temizliyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz evde bakım hizmetleri ekibimiz bugüne kadar belirlemiş oldukları 80 vatandaşımızı düzenli olarak ziyaret ediyorlar. Yapılan bu ziyaretler esnasında hem vatandaşlarımızın evlerini temizliyorlar hem de sorunlarını dinliyor ve yapılması gereken ne varsa çözümü noktasında yardımcı oluyorlar ve bizlere de iletiyorlar dedi. Sevgili seyirciler, bugün ulusal gündemimizde mide bulandırıcı, can sıkıcı bir haber geldi. Aslında hani adalet yerini buldu da diyebilirsiniz ama olayın içeriği anlamında can sıkıcı ve mide bulandırıcı. Medya patronu Fatih Oflas, öz kızına 7 yıl boyunca cinsel istismar bulunduğu iddiasıyla yargılanmış olduğu mahkemede davada bugün karar çıktı ve medya patronu hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat son duruşma, yani bugünkü duruşma öncesi, kendisinin ailesine sağlık problemlerim var, sağlık problemlerimi çözmeye gidiyorum diye İspanyol eşiyle birlikte bir hafta önce İspanya'ya gitti, ortaya çıktı. Kaçtı mı, geri döner mi bilmiyoruz. Fakat o medya patronunun kızına cinsel tacizde bulunmasından dolayı 18 yıl 9 ay hapis cezasına bugün çarptırıldığı bilgisini sizlere aktarmış olalım. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tapu dairesinde işi biten bir müteahhitin para dolu çantası kimliği belirsiz bir kişi tarafından gasp edildi. Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu'da müteahhitlik yapan İkram T, tapu dairesinde bir evin satışını yaptıktan sonra para dolu çantasıyla aracına doğru ilerledi. Çantayı aracın yan koltuğuna koyan İkram T, bir anda bir şahsın saldırısına uğradı. Çıkan arbedede çanta parçalanırken paraların bir kısmı yere ve araç içerisine saçıldı. Gasp olayını gerçekleştiren zanlı, İkram T'yi darp ederek etkisiz hale getirdikten sonra olay yerinde kendisini bekleyen bir motosikletle kayıplara karıştı. Olay, daire satışımız vardı. Geldik, dairemizi sattık, kapıyı verdik, parayı aldık. Arabamızı tam biner kurarsana üstünde çullar bir vatandaş oldu. Bir şahıs oldu. Bu paranın bir kısmını almış, bir kısmını arabada saçmıştı oranı buraya. Olayın yaşandığı bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri intikal ederken, olay yeri inceleme ekipleri de araçta parmak izi çalışması yaptı. Yaşanan gasp olayıyla ilgili Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş çaplı inceleme başlatırken, bölgede kamera izleme çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde kurs gören MASMEK güz ve yaz dönemi kursiyerleri ortaya çıkardığı eserleri Renklerle Vals adlı sergiyle Manisalıların beğenisini açtı. Atatürk Gençlik Merkezi'nde ahşap, ev dekorasyonu ve örgü bebek kursu alan MASMEK kursiyerleri ortaya çıkardığı yaklaşık 200 parça eseri Renklerle Vals adı altında sergiledi.
Serginin açılışını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, şube müdürleri, Atatürk Gençlik Merkezi sorumluları ve kurs planlama yetkilileri ile kursiyerler birlikte gerçekleştirdi. 4 aylık süren kurslarımızın sonunda kursiyerlerimizin öğrendiklerinden ortaya çıkarttıkları el emekleri bunlar. Her 4 ayın sonunda biz yeni kurs açarız, yeni kayıt alırız. İlk haftası kurslarım dolar. Tabii ki çok mutluyum. Mesela dün sergi salonuna geldiğimizde ortaya çıkanları görünce ben de çok mutlu oldum. Hele ki şimdi şöyle bir dolaşıp da hepsinin gayet güzel olduğunu görünce keyif aldım. Ev dekorasyonu, işte örgü oyuncak ve ahşap boyama eserleriyorlar. Dediğim gibi 4 yıldır geliyoruz. Hem yeni malzeme boyuyoruz ya da var olanları değiştiriyoruz. Eskileri yeniliyoruz. Kısacası her türlü yeni bir şey üretiyoruz ya da yeni bir hale getiriyoruz onları. Bu hem vakit değerlendirmek hem de aslında çok da yüksek fiyatlara satılan dekorasyon ürünlerini çok ucuz maliyete almak. Çünkü biz şimdi artık beğenmiyoruz satılanları. Diyoruz ki biz bunu şu kadar yapabiliriz. Niye alalım? Herkese tavsiye ediyorum. Mutluyuz. İnşallah herkes de çok beğenir. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ben yaklaşık 4 yıldır Gençlik Merkezi'nin kurslarına geliyorum. İşte haftada 2 gün öğleye kadar kursa geliyorum, öğleden sonra okuluma gidiyorum. Çok güzel vakit geçiriyoruz, arkadaşlarımızla çok güzel kaynaştık ve çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Bir sürü şey öğreniyoruz yeni yeni. Çok mutluyum. Serginin aile biçinize bir katkısı var mı? Oluyor tabii, ben tabaklarımı satıyorum zaten. Çok da güzel bir gelirim oluyor bu şekilde. Hem severek yapıyorum hem bunu değerlendirmiş oluyorum. Kursa vakit ayırıp mutlaka gelmeliler. Biz çalıştığımız halde, mesela ben her gün çalıştığım halde her gün geliyorum, hiç devamsızlık yapmıyorum. Ev hanımları da hani vakit ayırıp gelebilirler, bütçelerine bir katkı sağlayabilirler. Kurslar zaten maliyetli değil, hani her şeyi biz en uygun fiyatla alıyoruz, araştırıyoruz. Ortam da çok güzel, bir aile ortamı gibi. Güzel vakit geçiriyoruz. Çok heyecanlıyım, ilk kez böyle bir şeyin içindeyiz. Kursları nasıl buluyorsunuz, eğitmenleri yeterli buluyor musunuz? Ben Canım Hocam'la başladım zaten, hala onunla devam ediyorum ve ben çok memnunum. Ve bütün ev hanımlarına da böyle bir kursa katılmalarını tavsiye ediyorum. Yaz ve güz dönemi kursiyerlerinin ortaya çıkardığı eserleri ilgiyle inceleyen protokol üyeleri kursiyerleri tebrik etti. Serginin 20 Temmuz Cuma gününe kadar vatandaşlara açık olacağı belirtildi. Sevgili seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu düzenlemeyle hazineye ait araziler hem devlete gelir getirecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu düzenlemeyle hazineye ait araziler hem devlete gelir getirecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bitkisel ve aromatik bitkiler yetiştirilmesi için değerinin binde biri oranında kiraya verilecek olan araziler ekonomiye kazandırılmış olacak. Düzenleme kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ilk kiralama işlemi de gerçekleştirildi. Değeri 440 bin lira olan 21 dönümlük araziyi yıllık 440 liraya kiralayan üreticinin lavanta ekeceği öğrenildi. Laleleriyle ünlü Manisa, lavanta üreticilerinin yeni gözdesi olma yolunda. Maliye Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu düzenleme ile hazine arazilerinin bitkisel ve aromatik, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda teşviklerini düzenleyen, kiralamasını düzenleyen mevzuatlarımız yer almakta. Buradaki amacımız tıbbi ve bitkisel aromatik bitki üretimini ülkemizde yaygınlaştırarak ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak. Buradaki hemen hızlı bir şekilde söyleyecek olursam, hazine arazilerinin bedelinin binde biri. Ne demek o? 1 milyon tutarlı bir hazine arazisinin 1000 liraya kiraya verilmesi, maliyet unsurunu düşürmesi ve üretimi teşvik etmek amacıyla bu konuda bakanlığımız düzenlemeler yaptı. Aynı zamanda alternatif tıp konusunda, kozmetik ürünleri konusunda bu ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla destek verilmiş oldu. Manisa ilimizde de bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Yerlerimizi
bulmaya çalıştık ve bu konuda çeşitli girişimlerde bulunarak Manisa ilimize özellikle sanayileşmesi, bu anlamda sanayileşmesi ve ekonomiye kazandırılması amacında çalışmalarımız oldu. Manisa'mız turizm anlamında özellikle tıbbi bilgisayar aromatik konularda benim üstümde durduğum lavanta konusunda görselliğe çok etkileyici olacağını düşünerek özellikle ilimizden geçen hızlı tren hattının olduğu güzergahlara lavanta ekimini sağlayarak geçen yolcuların dikkatini çekmesi ve Manisa'ya gelmesini sağlamak ve buradaki tarihi dokusu olan yerlerin de gezilmesini, buraya turizm katkısını sağlamak amaçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni düzenleme ile hazine arazilerinin bitkisel ve aromatik bitkiler konusunda teşviklerini ve kiralamasını düzenleyen mevzuatlar girişimcileri harekete geçirdi. Değerinin çok altında kiraya verilen araziler ilgi odağı olmaya başlarken Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ilk kiralama işlemi de gerçekleştirildi. İlimizde merkez ilçelerden Şehzadeler ilçesinde bir vatandaşımız bu konu hakkında bilgi sahibi olduğu için başvurusunu yaptı. Biz burada yardımcı olduk. Gerekli bilgi ve belgeleri doldurduktan sonra bakanlığımıza gönderdik. Gönderdiğimiz bu bilgi ve belgeler onaylandı ve şu an 21 dönüm yer, 440 bin liralık bedelli olan bu yeri vatandaşımız yıllık 440 lira kira vererek yapmak istediği üretimi ve ürünü orada ekecek. İlk projemiz Şehzade ilçesinde gerçekleşmiş olacak. Manisa'da son zamanlarda yaşanan hayvanlara şiddet olaylarının ardından hayvanseverliğiyle örnek bir esnaf olan Zafer Kahraman adeta insanlık ölmemiş dedirtiyor. Manisa'da Zafer Kahraman'ın işlettiği çilek mağazası görünürde sadece bir mobilya mağazası olsa da İçeriğinde büyük bir hayvanseverliği de barındırıyor. İş yerinin kapısında, kaldırımlarda, hatta mağazanın içinde yatıp serinleyen sokak hayvanları görenleri şaşırtsa da kimi vatandaşlar tarafından parmakla gösterilen bir mağaza oldu. Bu mağazayı diğer mağazalardan ayıran en büyük özellik ise hayvansever vatandaşlara ayrı bir indirim uygulanması ve özel hediyeler verilmesi. Kimi zaman bu hayvanseverliği için çok fazla sorunlarla karşılaştığını anlatan Zafer Kahraman, "Öyle ekstrem olaylar yaşadık ki burada. Pazar torbasından domates çıkarıp mağaza önünde oynayan köpeklere atanlarla bile karşılaştım. Ben hayvanları sevdiğim için bu mücadeleyi verdim ve kazandım. Belediyeye, valiliğe, çevre il müdürlüğüne kadar her tarafa benim için şikayette bulundular. Çilek markasının sahibi Muzaffer Çilek dahi arandı. Şikayet edildik. Ancak Muzaffer Çilek'te de büyük bir hayvan sevgisi olduğu için bana hiçbir tepki göstermedi" şeklinde konuştu. Kısa bir reklam arasının ardından spordaki gelişmelerle karşınızda olacağız. Manisa ve Manisalılar arasındaki dengeyi biz kuruyoruz. Emin Evim sistemiyle seç, beğen, otur. Kiradan kurtul. Artık kira ödemekten usandım. Ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız sizi Emin Evime bekliyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütçene göre belirlediğin taksitlerle ev almanın en kolay yolu Emin Evim. En taze lezzet, en hesaplı alışveriş yakışıklı manavda. 50 aşkın sebze meyve çeşidiyle kaliteli tazeliğin adresi yakışıklı manav. Gelin kârla çıkın. Yakışıklı manav, lezzetin ve kalitenin adıdır. Güler yüzü hizmetiyle, uygun fiyatlarıyla siz Manisalıları bekliyoruz. Hediyelik meyve sepetlerimizle Manisa'da bir ilki yakışıklı manav olarak sizlere yaşatıyoruz. Agora Doğal Kaynak Suyu. Bozdağ'ın doğal kaynağından ev ve iş yerlerinize Erdinç Ticaret kalitesiyle ulaşıyor. Sipariş için telefon 0236 231 72 45. O
12 kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbili tüpleri almayın. Barbaros ve Sarıhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231-7245, 211-0333. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor, Portekiz'de orta saha oyuncusu Josue'yi kadrosuna kattı. Daha önce Süper Lig'de Bursaspor, Galatasaray ve son olarak Osmanlıspor formaları giyen deneyimli 10 numara, geçtiğimiz sezonun devre arasında Osmanlıspor ile yollarını ayırmıştı. Bonservisini elinde bulunduran 27 yaşındaki oyuncu, 2 yıllığına kendisini yeşil siyahlı renklere bağladı. Kariyerinde çıktığı 249 karşılaşmada 30 gol ve 35 asist kaydetti. Yılmaz Ataburut tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Hüseyin Er Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreni ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Er Yüksel, "Gerçekten ihtiyacımız olan birikimli bir oyuncu. Daha önce Türkiye'de de Bursaspor, Galatasaray ve Osmanlıspor'da oynadı. 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hem kulübümüze hem de camiamıza hayırlı olur inşallah," dedi. Fasıl. Öncelikle bana bu şansı veren Sayın Başkanımıza ve tüm yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Akhisar şehrine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sabahtan beri beni çok iyi karşıladılar. Bu transferde emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi bana düşen çalışmalara hemen başlamak. Zaten yarın takıma hemen katılıp kampa katılacağız. Yurt dışına gidiyoruz. Çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Elimizden geleni yapıp Süper Kupa maçına hazır olacağız. Temmuz'a dair gündem maddeleriyle karşınızda olduk. Yarın aynı saatte ETV ekranlarının ana haber bülteninde buluşuncaya dek ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz.